Biz Hazreti İbrahim'in davasının davacısıyız. Onu ateşte yakabildiler mi? Biz Musa aleyhisselam ne istediyse, ne söylediyse, ne yol yürüdüyse o yolun davacısıyız. Musa aleyhisselamı susturabildiler mi? Biz İsa aleyhisselamın Allah'ın izniyle dirilten nefesinin inananlarıyız. İsa Efendimiz'i öldürebildiler mi? Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolunun yolcularıyız. Bizi öldürseler, sustursalar, hapse atsalar, bu dava yerde mi kalır? Lakin onlar sanırlar ki bu dava yolda kalacak, davamızı susturabilecekler. Sanırlar ki davamıza karşı galip gelecekler. Galip gelemezler. Bir an bile galip gelemezler. Biz seferle vazifeli. Bir zafer gelecekse Allah'tan geleceğine inanır. Biz seferimizi yaptık. Menzile varamasa dahi gönlümüz rahat. İşte sizinle farkımız bu. Yerler ve gökler bize su vermese dahi bizim açacağımız kuyulardan su çıkar bütün insanlığa. Her yer yansa yıkılsa bizim çabamızla o ateş mutlaka sönülür. Siz bu dünyayı kazanırsınız, bizse ukvayı. Siz bugün zengin olursunuz, bugün rahat edersiniz, bugün kazanırsınız. Lakin neticede bir İslam milleti galip gelir. Sizin elinizde silah olur, bizim elimizde ise taş. Yine de biz kazanırız. Sizin elinizde para olur, bizim elimizde bir dilim ekmek. Yine de biz doyarız, biz doyururuz. Biz bugüne dek bir olup, diri olup güçlü kaldık. Bizi yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Dört bir yandan saldıracaklar. Küstahlıklarına, alçaklıklarına, densizliklerine göz yummayacağız. Bizi yıldırmak isterler. Lakin bilmezler ki bizim varlığımız ve gücümüz altına akçaya değil, yüreğimizdeki sarsılmaz imana bağlıdır. İmanımıza ve töremize sımsıkı bağlı olduğumuz müddetçe başımız öne eğilmeyecek, İslam sancağı da düşmeyecek. Biz eğriyi de doğruyu da gördük. İyiyi de kötüyü de bildik. Hangi dal çürüktür? Tecrübe ettik. Yara aldık. Lakin çok iyi belledik. Eğer bir gün adımız tarihe karışırsa, namımız unutulur, ceddimiz hatırlanmazsa, bilin ki o gün bu kahpelikleri unutup aynı çürük dala yeniden bastığımız gündür. O gün sözümüzden cayıp pes ettiğimiz gündür. O gün töremizi çiğneyip küffara teslim olduğumuz gün. Asla korkmayın. Sancağımızı dalgalandıran da, töremizi yaşatan da
damarlarımızda taşıdığımız şerefli kandır. Biz bu kanı taşıdıkça ayak bastığımız her yer yurt, sesimizin ulaştığı her yer bize vatan. İndi beni işitesiniz, dinleyesiniz, idrak edesiniz. Aslında her şey ikra edilmiş. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla. Mağarada inzivaya çekilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu ve kainat güzelleşti. Haydar Kerrar arı oldu, zalimlerin ateşi çıktı. Tarık okudu, Endül üstü. Alparslan okudu, Anadolu, vatan kıldı. Mehmet okudu, İstanbul, yar oldu. Süleyman okudu, Bağdat, diyar oldu. Unuttuk okumayı. Ve zalimler, sultan. Toprağımıza namertler göz diker oldu. Ey Ademoğlu, kim devletsiz kalınca maruz kalacağı zulmü bilmek isterse işitsin, görsün, okusun.